arkadaşlar. Benim adım Aslı. Benim adım Enis. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün oğlumla birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Siz de farkındasınızdır. Henüz yaz gelmedi. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Şu anda da dışarıda yağmurlu bir hava var. Bizim de canımız sıkıldı. Beraberce biraz dolaşıp kahvaltı etmeye karar verdik. Umarım siz de bizimle beraber eğlenirsiniz. Çok yağmur yağıyor. Yağmur hala devam ediyor. Enis'le beraber yoldayız. Neyse ki yollar boş. Yarın yine sokağa çıkma yasağı var. Genelde cumartesi günleri o yüzden Şile çok kalabalık oluyor. Ama şimdilik yağmurun da sayesinde çok kalabalık görünmüyor. Umuyorum gittiğimiz yerde kalabalık olmayacak. Yaklaşınca tekrar size anlatacağız. Çok güzel bir denizimiz var. Girmesi çok keyifli. Keşke hava da güzel olsaydı ve girebiliyor olsaydık. Umuyorum bu videonun bir benzerini hava daha güzelken çekebiliriz. Şimdi kapıdan içeri giriyoruz. Kalabalık değilmiş gibi görünüyor. Gerçi saat henüz erken. Daha ilerleyen saatlerde 12, 1 gibi daha çok insan geliyor. Şahane bir manzaramız var ama hava muhalefeti sebebiyle biz içeride oturmak zorundayız. Bunun yer var. Değirmenimiz var. Burası ismi Ala Kafe Restoran. Şile Belediyesi'ne ait bir mekan. Şöyle bir özelliği var. Kış döneminde herkese hizmet verirken yaz döneminde sadece bayanlara hizmet veriyor. Bayanlar ve küçük yaştaki çocuklarına. Burada bir yürüme havuzu, bir kadınlar plajı var. Ve aslında burasının daha önemli bir özelliği var. Şu an çok çok popüler olduğunu düşünüyorum. Burası aslında Sedat Peker'in sahip olduğu eski evi. Ama bugün belediyeye ait ve halk bu tarz hizmetlerden yararlanıyor. Mütevazi bir kahvaltımız var. Son gelişmelerimizi anlatayım. Pasaportlarımız hazır, davetiye için bekliyoruz. Şu an Rusya'da uçak sınırlamaları tamamen kalkmış durumda. Yani Temmuz ayı içerisinde biz de özgürce uçabileceğiz. Temmuz'un 15'inden sonrasına kaldığını düşünüyorum uçma işimizin. O zamana kadar sizlere Türkiye'den videolar paylaşmaya devam edeceğiz. Peki Moskova'ya gitmeden önce neler yapıyoruz? İşin aslı kalan günlerimizi tatil kıvamında geçiriyoruz. Bol bol dışarı çıkıyoruz, geziyoruz, denize girmeye çalışıyoruz ama şu son 10 gündür maalesef havaların azizliğine uğramış durumdayız. Ama önemli değil çünkü önümüzdeki salı gününden itibaren düzelmesi bekleniyor. Yeniden denize gireceğiz. Günlerimizi böyle geçiriyoruz. Alışveriş yapıyoruz. Eşimin şu an bizler için tuttuğu evde çok eksiğimiz var. Onları tamamlamayı planlıyoruz. Ayrıca Rusça ile ilgili şeyler de yapıyoruz. Onlardan ayrıntılı olarak daha sonra tekrar bahsedeceğim ama Rusçayı unutmadığımızı bilmenizi isterim. Yeteniz. Rebiyet Aslı. Tatyana. Araşo. Ştutu devaj. Ya zavtır kayo. Maladek. Şimdi Moskova'ya gitmemize çok az kaldı. Enis aslında Moskova doğumlu ama orası hakkında neler hatırladığını merak ediyorum. Bir anım, herhangi hatırladığım bir şey var mı? Biz geldiğimizde Enis 5,5 yaşında falan da okula başlamak üzereydi. O yüzden dönmüştük. Hatırladığım şeylerden biri kışın
babamla çıkıp buz kırdı. Evet. Yani karı hatırlıyorsun. Evet. Peki bu karın yolları kapladığını, işte boyumuz kadar kar olduğunu, evet, arabanın tünelde gidiyormuş gibi olan hissini hatırlıyor, evet, musun? Peki başka hatırladığın bir şey var mı? Ara sıra çok karlı yerlerde battığımı hatırlıyorum. Bir de yazla alakalı olan, gidip mangal yapıyordum. Evet, evimizin yakınında bir park vardı. Enis mısır patlatmayı çok seviyordu. Biz de küçük bir mangal yapıp akabinde Enis için mısır patlatıyorduk ateş üstünde. Sanırım onu hatırlıyorsun. Başka hatırladığın bir şey var mı? Yok. Büyük alışveriş merkezlerini hatırlıyor musun? Evet, çok büyüklerdi. Bir keresinde kaybolmuştum. Aa, evet, böyle de anılarımız var. Belki daha sonraki videolarımızda bunları da paylaşırız. Biz şu an oturduğumuz yer İstanbul Şile. Pandemi sebebiyle buraya geldik. Aslında biz sadece yazları burada yaşıyorduk. Burası çok güzel. Burada yaşamak inanılmaz keyifli. Ama büyük şehir yaşantısına alışmış insanlara zor gelebilir. Mesela az sonra bizimle beraber alışveriş yapmayı planlıyoruz ama alışveriş imkanlarımız çok kısıtlı. Hatta yani kurumsal marka olarak sayabileceğim tek şey Migros A101 BİM dışında TED'imiz var. Bir de Gretz'imiz var. Onun dışında kurumsallaşmış bir firmanın, evet, yeme içme var. Yani Burger King'imiz var. Sadece yazları açılan, işte Domino's'umuz, Terra Pizza'mız falan var. Ama onun dışında bir kurumsal mağazamız yok. Olsun. Biz de bunlardan faydalanacağız. Umarım acısını Moskova'da çıkaracağız. Moskova inanılmaz büyük alışveriş merkezleri olan bir yer. Hatta geçen günlerde eşim bize bir video yolladı, küçük bir video. Kendisinin yemek yediği alışveriş merkezinin videosu. Merak ederseniz videomuzun sonunda onu da sizlerle paylaşabilirim. Şimdi Moskova'ya gideceğimiz için heyecanlısın. Pek değil. Neden? Yani baban orada, babanı özlemedin mi mesela? Özledim. Özledim değil mi? Peki oradaki yaşama dair bir hayalin, bir düşüncen, bir fikrin var mı? Yani bir öngörün var mı? Bizi orada neler bekliyor? Nasıl bir yaşantı olacak? Yüksek bir apartmanda oturacağımız kesin. Evet. Moskova'daki diğer bir yukat. Senin için farklı bir şey olacak aslında. Biz burada müstakil bir evde oturuyoruz. Bahçemiz var, balkonlarımız var ama orada bunların hiçbirine gerek yok zaten. Çünkü -30 derecede bunların hiçbirinin bir kullanımı kalmıyor. Evet. Bol bol üşüyeceğiz. İşte alışveriş yapıyoruz o yüzden. Çok uygun bir mevsim olmasa da buradan kendimize mont, şapka, bere, atkı falan almaya çalışıyoruz. Çünkü Moskova'daki fiyatlar çok daha kaliteli. Ama ona göre de fiyatı var. Biz de kendimize, bütçemize uygun şeyler arıyoruz. Umuyorum çok üşümeyeceğiz. Ama ayakkabılarımızı buradan almıyoruz. Kesinlikle oradan almamız gerekiyor. Çünkü buradaki ayakkabıların hiçbiri oradaki kış koşulları için yeterli değil. Özellikle çocuk ayakkabılarımız hiç değil. Yani bizde durumlar böyle. Çok açıkçası önümüzde kalan vakti tatil yaparak değerlendiriyoruz. Çünkü sonraki bir 6 ay boyunca buna benzer bir şey yaşama şansımız yok. Belki de 1 yıl boyunca yok. Belki bu ancak bir dahaki yazı tekrar edecek bir durum. Onun için tadını çıkarıyoruz. Bol bol Enis'le vakit geçiriyoruz. İşte olan vakitlerimizde videolar çekiyoruz, geziyoruz. Birazcık hızlı çalışıyoruz. Aslında daha çok çalışmalıyız ama birazcık ağırdan alıyoruz. Neyse, oraya gittiğimizde çok fazla yapacak şeyimiz yok. Mecburen çalışacağız diye umuyorum. Demek sen özlemiyorsun. Merak etmiyorsun. Bir heyecanın yok. Henüz yoktur bence. Bence de. Uçağa binmeyi özlemişimdir. Okey. Sen uçağa binmeyi seviyorsun. Ben çok fanı değilim yani. Uçak kazalarından da çok korkuyorum. İzlediğim bir belgeselden kaldı. Uçağı çok seviyor. Uçak kazası raporunu izlemeyi çok seviyor. İkisi bir araya gelince sonra da korkularımız başlıyor. Neyse, rahatlattığı yerlerde olabilir senin. Uçaktayken, canım bu uçak düşmez falan dediğin anda oluyor. Evet, ilk kalkış anında yoksa düşecek miyiz oluyorum da genellikle çok ilerledikten sonra düşüyor uçaklar ya da en baştan ileri gittikten. Bu güzel. İlk bir 10-15 dakika rahat uçacağım. İyi bir haber oldu bu. Bildiğim iyi oldu yani.
yani hemen de düştü de oluyor bazen. Bak şimdi geri aldım. 15 dakikalık sevincimi geri aldım. Bu arada Enis'in okuluyla ilgili kısım da giderek belirginleşiyor. Biliyorsunuz 2 Temmuz'da okullar kapanacak ama karneler belirdi bile. Zaten ilk dönem keynote'lar, ikinci dönem not olarak da karne verildi. Enis 6. sınıf hiç sınav olmayı imkanı olmadı bu dönem boyunca. O yüzden bir sıkıntımız yok. Oradaki okulla ilgili de şöyle bir planımız var. Enis'i açık orta öğretime kaydettirmeyi planlıyoruz. Yani yılda 2 kere gelip Türkiye'de sınavlara girecek ve ortaokulu yine Türkiye'den bitirmiş olacak. O sırada Rusça öğrenecek. İsterse liseye Rusya'da devam edebilir. İsterse yine açık öğretimden de lise eğitimini tamamlayabiliriz. Bu konuda rahatız. Çünkü zaten eğitim konusunda Enis'in en büyük destekçisi her zaman ben oldum. Okullara da çok güvenmiyoruz maalesef. Evde olduğunu, eğitimin okulda olduğundan daha kaliteli olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Daha az zamanda daha çok şey öğrendiğimizi. Bir de daha az yoruluyorsun. Bu da çok iyi. Yarına daha iyi başlangıç yapabilmeni sağlıyor. Evet, yani gereksiz müfredattan kurtulmuş oluyoruz açıkçası. Genel olarak dünyada da homeschooling, yani evden eğitime doğru bir kayış var. Eminim pandemi de bunu daha da çok arttırmıştır. Birçok ebeveyn zaten şu an çocuklarına evde eğitim vermeye başladı. Ve belki pandemi sonrasında da böyle devam edecek. Biz de Enis için böyle bir yol seçtik. Ağırlıklı eğitimi Enis'in dil eğitimine vermeyi planlıyoruz. Akabinde matematik ve kendi ana dilimiz çok önemli bizim için. Yani önce Enis'e bir Rusça ve İngilizce öğreteceğiz. Akabinde ben Korece de biliyorum. Enis'e Korece de öğretmeyi planlıyoruz. Eğer bunu başarırsak ki eğer açık lisede okursa önümüzde 6 yıllık bir zaman var. 6 yılda 3 dil öğreniriz diye planlıyorum. Belki beraber bir 4. dil daha öğrenebiliriz. Neden olmasın? Gerçi öğrenmek isteyeceğimiz bir dil yok. Yorumlarda şunu öğrenin çok zevkli falan dediğiniz bir dil varsa dil konusunda meraklı insanlar olarak yorumlarınıza açığız. Taleplerinizi, isteklerinizi, beğendiğiniz şeyleri bizlere bildirebilirsiniz. Hadi şimdi de biraz gezelim. Havuzunuz aldı. Çok hafif bir çiseleme var. Belki görüyorsunuzdur kameraya düşen olursa. Enis'le beraber mekanın dışındayız. Ana giriş burası. Burada küçük bir bina var. Arkada havuzlar ve yanda plaj kısmı var. Şöyle bahçeleri var. Çok hoş küçük bahçeleri var. Ama size gösterme fırsatımız pek olmadı. Belki başka bir gün. Çünkü biz genellikle en az bir kere buraya geliyoruz Enis'le kahve içebilmek için her gün. Şimdilik size elimizde olduğu kadarını gösterelim. Böyle küçük yürüyüş yolları var. Açıldığında çok sevimli, tatlı mekan. Yolumuz düşerse kesinlikle tavsiye ediyoruz. Ama pazar günü gelmeyin, çok kalabalık. Şimdi size kadınlar plajı olan kısmını da göstereceğiz. Şezlongları falan göreceksiniz. Sanırım 8 yaşa kadar erkek çocuklarını alıyorlar ama biz Enis'le giremiyoruz. Onun için de hiç ilgimizi çekmiyor. Ama Enis gösterse
kadınlar plajı olan kısmı hemen yan tarafında bir plaj daha var. Orası Ağlayan Kaya plajı. Biz genellikle o tarafa gitmeyi tercih ediyoruz. Çünkü buraya giremiyoruz zaten. Burası paralı, orası normal halk plajı. Tabii bu taraf çok böyle hoş görünüyor. İnanılmaz bir albeniz var. Deniz burada, bu taraf Akdeniz, o taraf Karadeniz gibi. Burası havuz, o taraf denizmiş gibi. Kayalardan sebep daha hoş bir koy bu taraf. Yani böyle bakıldığında gerçekten çok zevkli bir mekan olduğunu söylemek zorundayım. Vakti evvelinde de Sedat Peker'in çok beğenerek kullandığını düşünüyorum. Gerçekten zevkliymiş böyle bir yeri seçerek. Bugün de bizlerin hizmetinde, kötü bir şey değil. Merhaba arkadaşlar, ben Aslı. Benim adım Enis. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gerçek anlamdaki ilk videomuz ile karşınızdayız. Eğer bir hastamız olursa şimdiden affola. Bahsetmek istediğimiz konu Moskova'ya...